ST Ayetullah Bey devre arasında 6 numara alınacak demişti. Söz kesildi demişti ama ne oldu o iş? Musrati mi, kurun iç mi unutmadık son dakikaya kadar bekledik demiş. Şimdi bu çok güzel bir soru. Orada Ayetullah Bey hesabı Twitter'da yönetime yakın olduğu kabul edilen hesap alınmaya çalışılan ama alınamayan ismin partey olduğunu da söylemişti. Benim Fenerbahçe'de iki tane isim var. 6 numara noktasında büyük ihtimalle bunlardan biri olacak dediğim bir tanesi yine Partey. Arsenal'den Ganalı. Bir diğeri de Milan'ın boşnak oyuncusu Rade Kurnic. Bu iki oyuncudan birisi. Fenerbahçe'ye bence en yakın olan oyuncular bunlar. Bunlardan birisi bence yüksek ihtimalle gelecek. Eğer Fenerbahçe hani bir ara şey dendi ya o ile İsmail ne kadar iyi oldu. Bak İsmail ne biçim gelişti. 6 numaraya gerek yokmuş dendi ya. Öyle değil işte. Bir sakatlık, bir cezalı seni bitiriyor. Böyle bir düşünceye kapılmayıp mutlaka o 6 numarayı o kalitede alması lazım. Stoper için de geçerli bu. Hücum için de yine geçerli. Peki. Buradan devam edelim. Eldar, Eldar Pablojo Eldar'a tepki gösteriyor. Eldar, Eldar da bizim katıldan arkadaşımız. Ee, bir sürü aranızda konuşmayın diyelim. Lütfen sizlerden Ahmet Konanç olarak rica ediyorum. Tartıştığınız konuyu hiç yaşanmamış gibi e, farz edin. E, Chat'i de bununla meşgul etmeyelim ve devam edelim. Abi ben bu Leroy Sané'ye taktım ya. Bayer Münih maç Galatasaray Bayer Münih maçında burada rezalet bir oyun oynadı. Ben de dedim ki çöp. Tabii ki çöp değil. Adamın 150-200 milyon euro piyasa değeri var. Ama bence bu piyasa değerini hak etmiyor. Dün milli takım karşısında Nagelsmann diyor ki Alman hoca biz diyor maçı diyor oyunu diyor Sanel'in üzerine kurmuştuk. Karşımıza Ferdi Kadolu gerçeği çıktı. O kısımda haklı. Ama Sané oyunu üzerine kur kuracağınız bir oyuncu mu? Dün de sahada yoktu. Alman medyası da çok eleştirmiş. Ben mi yanlış değerlendiriyorum ya? Abi birkaç pozisyon var. Aynı Zaha gibi. Gidiyor mesela kaptırınca böyle. Böyle böyle bir, bir yürüyüşü var ki Leroy Sané'nin sahada böyle. Kaptırdıysam topun peşine ne koşacağım? Mesela hiç savunmada yok. Yani sane konusu yani inanamıyorum ya. 27 yaşında 75 milyon euro bonservis değeri var piyasada. Manchester City'den 2020'de Bayern Münih 50 milyon euroya almış. Manchester City'de 2016'da Schalke'den 52 milyon euroya transfer etmiş. Bu paraları eder mi ya? Bilmiyorum. Bu arada Emre Akbaba'ya geçmiş olsun. Dün milli maçta sakatlandı. Adana Demirspor açıklama yaptı. Darbeye bağlı medial femur kondilinde bölgenin adı bu yüksek seviyede kemik iliği ödemi ve yine iç yan bağın darbe durumu ile uyumlu bölgesinde ödem ve ezilme yani çocuk bayağı bir sakatlanmış muhtemelen 2-3 hafta oynayamayacak geçmiş olsun Tabi kulüpler özellikle şampiyonluk yolundakiler hepsi de Fenerbahçe ve Galatasaray'da milli takımdan oyuncularının sakatlanmadan dönmesi için adeta duacı bu işin gerçeği hem milli takımda hakkını versinler formalarının hem de sakatlanmadan gelsinler diye umut ediyorlar Emrah Baba'ya geçmiş olsun bütün futbolculara milli takımda başarılar diliyoruz. Sakatlık yaşamadan da dönmelerini tavsiye ediyoruz. Mahmut Polat Kalesi ilk süper çetiyle Hamit topu sormuş. Hamit top dünkü maçta gole sevinmedi fark ettin mi demiş. Cevaplayayım. Cevaplayayım. Sevindi. Ama yanındaki diğer TFF üyeleri o bir de galibiyet golüydü bahsedilen görüntü ve fotoğraf. Ayakta sevinirken o hemen oturup şöyle bakınca tabi ortaya 3-2 öne geçilen golde ya da 2-1 öne geçilen gol, bir öne geçilen golde o. Oturunca insanlar Hamit Altıntop niye sevinmiyor? Onun getirdiği Kuntz gitti. O yerli teknik direktör istiyordu. Onun istemediği Montella geldi. Bundan mı diye yorumlar yapıyorlar. E sen Hamit Altıntop olarak bu gerçekleri takip edip ona göre iki kere sevinmen lazım. Bir de abi sen bu takımın içindesin. Hani biz seviniyoruz çılgınlar gibi. Senin iki kere çılgınlar gibi sevinmen lazım. Hamit Hocam, Sayın Hamit Altıntop. Hakikaten orada şu görüntün yanındakiler ayakta böyle birbirlerine sarılıyorlar. Sen şöyle yapıyorsun. Belki ondan önce sevindin ettin ama çok kısa sürmüş. Ya da içinden seviniyorsun. Hayır abi içinden sevinmeyeceksin. Yani o sorumluluk. Sen masaya yumruğunu vuran adamsın bir röportajda ya. Yumruğunu vurdu biliyorsunuz Hamit Altıntop. Bu kunsla devam ediyoruz. Biz işimizi biliyoruz falan diye. Biliyorsunuz TRT'de bir röportajda maçtan sonra Avrupa'da bir yerde. E, o masaya yumruğunu vurarak tepki gösteren açıklama yapıyorsan Türkiye'nin galibiyet e, golünden sonra da herkesten iki katı sevinmen lazım. Yani Hamit Altıntop konusunda e, Mahmut Polat Kalesi arkadaşımızın e, dikkatini çekmesini gayet normal buluyorum yani. Bir de Montella ile ilgili aramızda Adanalılar var mı? Adanalı kardeşlerim beni iyi dinlesinler. Necmettin Uysal, öğrenci türbününe hoş geldin. Katılda büyümeye devam ediyoruz. Sevgili Yasin bu konuda çok çalışıyor. Linkleri hep oraya bırakıyor. Baş moderatörüm. Viyana'nın Fatihi. Yasin 1907. Hoş geldin Necmettin. Necmettin Uysal. Adanalı kardeşlerim. Helal olsun size ya. Bu dünyayı, bu hayatı başka yaşıyorsunuz. Yani duyguların zirvesinde e, keyif alıyorsunuz ya. Montella'nın İtalyan teknik direktör, Montella'nın milli takımımızdaki başarısının ciddi bir kısmını Adana'nın yöresel özelliklerine bağlıyorum. Cık, lan ne alakası var lan? diyebilirsiniz. Açıklayayım. Duygularını çok yoğun yaşayan, duygularıyla yaşayan Adana kentinde Adana Demirsporu çalıştırırken bu ülkenin insanlarına nasıl ulaşabileceğini, bu ülkenin insanların kalbine nasıl dokunabileceğini Montella çok iyi öğrenmiş. Tabii ki biz Türk insan olarak genelde böyleyiz de Adana bir başka öyle. Duyguları yoğun yaşama anlamında. Zaten dün Montella'nın kendisi de Buna dikkat çekti. Türk insanının milliyetçilik duygusuna, duygularını yoğun yaşadığına falan. Ee, yani teşekkürler Adana. Teşekkürler Adana diyeyim. Onu söyleyeyim. Bak dün ne dedi Vincenzo Montella? Fazlasıyla gururluyum. Bu takımı ve bu milliyetçilik ruhunu terk etmemek lazım. İki yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Duyguların zirvede yaşandığını biliyorum. Montella daha önceki yabancı teknik direktörlerin aksine Türkiye'de yaşıyor ha. İtalya'ya giderken izin alıyor federasyonda. Bu aidiyet gerçekten güzel. Teşekkürler adı. Ben biraz Montella'nın başarısını Adana'nın bu özelliklerine bağlıyorum. Şimdi Galler maçımız var. Puanımız 16. İkinci sırada Hırvatistan 13. Üçüncü sırada Galler 11 puan. Biz berabere kalırsak, puanımızı 17 yaparsak yüksek ihtimalle birinci torbaya çıkacağız. Ve birinci berabere bile kalsak, kazanırsak zaten birinci torbada olacağız. Almanya 2024'ün kuralları 2 Aralık'ta Almanya'da Hamburg kentinde çekilecek. Bu akşam umarım bir kaza yaşamayız. Yani birincilik noktasında zaten en kötü ikinciliğimiz garanti. Yani Hırvatistan 16 yapar, işte gol aracı yetiyorsa lider gider, ee, biz de ikinci gideriz. Ama birinci torbayı kaçırırız. Fakat bugün Galler bizi e, sadece ikinci sırayı yükselip Hırvatistan'ın yerine ikincilikten e, pardon pardon Galler'in öyle bir hedefi yok Galler'in şöyle bir hedefi var e, tabii tabii ikinci olabilirler Hırvatistan'da kaybederse 13-11 çünkü 11-14 yapar onlar 13'te kalır biz de kaybettik diyelim 16-14-13 olur. Ama galleri motive eden bir gerçek daha var. Gruplarda galiba iki tane en iyi üçüncü onlar da gidecekler. Yani galler bugün alacağı puanlarla grubu üçüncü bile bitirse üçüncü olarak gidebilir. Yani onlar bir puanı da kovalayacaklar onlar. İlla kazanmak zorundalar diye bir şey yok. O yüzden kolay bir maç olmayacak. Salı günü 22.45'te TRT1'den naklen yayınlanacak. Sloven bir hakem yönetecek. Yani Slovenya'dan hakem triosu, hakem ekibi bu maçı yönetecek. Abi bugün ne pot kırdık be derken bütün medya, bütün sosyal medya pot kırmış. Bild gazetesi Türkiye-Almanya maçında oyunculara not veriyor. İşte Ferdi Kadıoğlu'na mesela 2 vermişler. Yusuf Yazıcı'ya 4 vermişler. Alman milli takımının tamamı 4 almış. Hatta 5 alan var. Biz de diyoruz ki kardeşim 5 üzerinden notlarken sen nasıl kendi yenilen takımına 4 veriyorsun, 5 veriyorsun da bizim en iyi çocuğumuza çocuklarımıza 2 veriyorsun. İşte Kemal'e şey Kenan Yıldız'a falan. Yıldız'a, Ferdi'ye. Meğer Almanya'da puanlar tersten verilirmiş. Yani en iyiye 5 değil, en iyiye 1 verilirmiş. En kötüye 5 verilirmiş. E, hatta bir Almanya'daki gurbetçi dostum yazdı bana Almanya'da okuldaki notlar da bize göre tersten verilirmiş. Yani biz de okulda 10 alman lazım ya da 100 üzerindense 100 alman lazım en iyi notu aldım demen için. Orada 1 alman lazım. Mesela 5 üzerinden mi veriyor? 1. 1 başarılı, 5 başarısız. Bizde 5 başarılı, 1 başarısız. O yüzden Türkiye'ye göre Almanya'da okuldaki notlar da tersmiş. Maçın puanlamasındaki, yıldızlamasındaki notların da ters olmasının sebebi buymuş. Montella'nın hakkını bir noktada daha vereceğim. Kenan Yıldız evet bir potansiyele sahipti ama o da Bayern Münih altyapısından yetişti. Juventus kaptı onu. Türk milli takımı da kaptı. Hemen e, bir maçta da oynatıp onu Montella, Türk milli oyuncusu da garanti de yaptı. Almanlar hala zorluyordu çünkü. Kenan Yıldız'a Montella maç öncesi diyor ki, bu maç öncesi, yıldızlaştığı bu Almanya maç öncesi. Rahat ol futbolunu oyna diyor. Çocuk 18 yaşında. Şimdi bunlar önemli. Yani Kenan Yıldız'ın bu çıkışında e, az ya da çok orada da Montella'nın payı var. Onu rahatlatması, konuşması. Umarım nazar değdirmeyiz ya. Montella'nın Kenan Yıldız meselesinden girdik. Adana, Adana, Adana'daki olay, olaylardan çıktık yani. Allah nazardan saklasın. Şimdi gündüz yayınında bir şey söyledim. Dedim ki İFAP uluslararası futbol kurallarını değiştiren birlik. Tamam mı? Ee, i̇ki tane konuda çalışıyor. Offside kuralının değişmesi. Yani bir tık önde olan değil. Tamamen sondan ikinci rakibinden bir oyuncu, hücum oyuncusu tamamen koparsa, öndeyse offside olsun diye Arsene Wenger'in önerisini tartışıyor. Bir de hakeme itirazı UEFA, FIFA hiç istemiyor. Çünkü hakemin linç edilmesi... Hak Bak bir maçta federasyonu, UEFA'yı, FIFA'yı kim temsil eder? Hakemi. Onlar hakemden taraf. Ve hakemlerinin böyle ablukaya alınıp itiraz... Böyle itiraz itiraz edilmesini yıpratılmasını istemiyorlar. Bir de bunu tartışıyorlar. Rugby'de, de, olduğu gibi hakeme itiraz eden oyuncunun 10 dakika cezalandırılıp dışarı çıkarılması. Diyeceksin ki sarı kart var. Hatta ikinci sarıdan kırmızı. Bu da ceza. Onu 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 etkili görmüyor UEFA ve FIFA. O yüzden ifab bunu UEFA ve FIFA'nın isteğiyle tartışıyor, görüşüyor şu anda. Mesela geldin, itiraz ettin ama onu nasıl ayarlayacaksın? Türkiye'deki hakemler bunu her takıma eşit uygularlar mı? Hiçbir şey eşit uygulamıyorlar ki işte Fenerbahçe puan farkı neyse onu konuştuk. Ama böyle bir şey var. Böyle bir şey var. Ee, mesela itiraz ettin hakeme 10 dakika sana ceza verecek. Türkiye'de hakeme en çok itiraz eden futbol takımı ve oyuncu grubu. Sizce hangi takım? Hakeme ablukaya alan falan böyle hı yapan en çok itiraz eden takım hangisi? Soruyorum ya kızmayın. Şimdi bazı arkadaşlar kızacaktır. Soruyorum ya. Bu kural en çok onlar tarafından istenmez. Çünkü onlar hakeme baskı yapmayı severler. Ya. Değerli arkadaşlar. Küçüklerim, büyüklerim, hanımefendiler, beyefendiler. Hastalık aylarındayız. Bugün fırtınayı geride bıraktık. Bayağı e, maddi zarar yaşayan kentler oldu. Maddiyat gelir geçer. Allah'tan bir can kaybı, ağır bir yaralanma yaşamadık. Ama uyarıyı yapayım videonun sonunda. Yeni haftada da havalar Türkiye genelinde çok soğuk olacak. Yani e, okullar tatil değil. Benim bildiğim kadarıyla bir tek İstanbul'un Şile ilçesinde çok yıkım olduğu için, fırtına olduğu için orada bir tatil oldu. Bir de galiba yerel bir yerde öyle bir tatil durumu söz konusu değil, lokal olayların dışında sabah okula işe giderken sıkı giyinin, havalar soğumaya devam edecek, bir, 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 bir önümüzdeki hafta bir ısınacak ama ısınacak derken yaz havası olmayacak yani, yani nispeten yağış bir hafta kadar duracakmış ama yağış daha sonra yine bekleyecek, yine gelecek. Dolayısıyla Havalar soğuk, dikkat edin bu uyarımızı da buradan yapalım. Bugün yaşanan olaylardan ötürü de bütün memleketimize geçmiş olsun. Bugün Mar Mardin'den kimse var mı aramızda? Mardin'de bir görüntü gördüm. Suriye tarafından bir tane toz bulutu geliyor. Çöl tozu, kızıl, gündüz, her yer akşam gibi oluyor. Yukarıdan kaplayınca tabii güneş ışıklarını kesiyor. Ee, vallahi zor hava şartlarına girdik. İnşallah Fenerbahçe'nin şampiyonluğuyla bir e, yaz dönemine erişirsiniz sevgili e, Fenerbahçeler. Bunu hakikaten çok hak ettim. Geçen, kim söyledi ya? Kenan söyledi değil mi? Bizim e, A Spor'daki yorumcu arkadaşımız. Memleketin, Türkiye'nin bir Fenerbahçe şampiyonluğuna ihtiyacı var demiş. Kesinlikle haklı. E, bak hava durumundan bahsettik. Sanki e, internet beni dinliyor. Önüme hava durumuyla alakalı haber düştü. Son dakika. Bolu Mengen Gerede güzergahında saatlerdir mahsur kalan vatandaşların olduğu aktarılıyor. Kar sebebiyle trafik bolu mengen Gerede'de kilitlenmiş. Arabalarda yardım bekleyenler inşallah kimsenin benzini bitmez. Arabalarda sıcaklık sorunu yaşanmaz. Bu tür durumlarda en büyük tehlike budur. Ben de Sapanca'dan gelirken e, baktım hava durumuna fırtına var. Dedim ki çıkalım artık. Ama yine de aşırı sağanak yağışa. Aşırı yağmura yakalandık. E, Sapanca'dan çıktım. E, sağdan 3. köprü yoluna Yavuz Sultan Selim Yeni Kuzey Otobanı'na girdim. Girdikten kısa bir süre sonra ağır bir yağmur başladı. Sevindikli köyü var orada. Sevindikli ilçesi köyü artık Kocaeli'ye bağlı herhalde yukarıda. Oradan işte e, oradan yukarıdan işte Şile, Riva oraya gelene kadar o kısa bölümde 3-4 tane kaza gördüm. Arabalar dörtlülerini yakıyorlar. Ben de yaktım çünkü öyle bir yağış var ki yağış e, görüş mesafeni kilitliyor sis gibi. Ama yine de işte kimisi e, tıra çarpmış, kimisi hele bir tane gördüm çok üzüldüm. Çok inşallah demek ki bir şey olmadı olsa duyardık çok şükür. Bir tane jip belli ki ya bir tıra vurmuş ya da sol tarafta refüje vurup orta şeritte durmuş. Arabanın iki tekeri de böyle yamulmuş. Birisi böyle birisi böyle araba pert içinde insanlar var yağmurda da çıkamıyorsun. Yani çoluk çocuk var. Bir durayım mı falan dedim. Birilerinin durduğunu falan görünce ben de kalabalık etmeyeyim diye devam ettim. Bir de ne yapacaksın? Arkadan arabalar böyle geliyor. Adam yolun ortasında arabayı kenara çekemiyorsun. Tekerlekler kırılmış. Allah göstermesin. Abi öyle aşırı yağmurda falan filan yola çıkmamak lazım. Bak. Hava durumu uzmanları iki gündür uyarıyor. Bu gece için özellikle Bolu'dan geçmeyin dediler. Yani öyle bir kar yağacak ki öyle birkaç saatte ekiplerin Hepsi bile gelse temizleyemez dediler. Hala Bolu'da trafik var. Geçme abi niye geçiyorsun? Hani bir de özel araçlar görüyorum. Bak görüntüler, fotoğraflar geliyor. Kalıyorsun işte. Biraz böyle dinlemek lazım ya. Geçmiş olsun tekrar. Kaç gündür insanlar uyarıyor ya. Kardeşim. Miha Zays, Abubakar takası söz konusu değil. Bunu hala konuşanlar var. Ya keşke olsa mesela ben Fenerbahçe adına daha büyük başarılı bir operasyon olarak görürüm ama böyle bir şey söz konusu değil. Bir de bir konu daha vardı onu da söyleyeyim. Bir dakika. Nerede o? Ya sevgili Hamit Altıntop bak. Hala o tartışılıyor programlarda da. Babacım milli takım öne geçmiş Almanya'da. Niye sen de yanındaki yöneticiler gibi, onlar gibi çılgınlar gibi sevinmiyorsun ya? Biraz böyle kibirlisin galiba. Bak hala o tartışılıyor. Yani. Yani insanlar ne zannediyor kendini bilmiyorum ki abi ya. Of of. Ve artık dün oldu Sırbistan-Bulgaristan maçı. Anlattım. Kaptan nasıl damga vurdu. Takımını Euro 2024'e götürdü. Bugün, çünkü pazardan başladık pazartesiye. Şu anda 11 dakika itibariyle pazar günündeyiz. Duşan Tadic'in 35. yaş günü. Nice mutlu, yıllı, nice mutlu yıllara İyi ki doğdun Duşantacı. Galiba o da benim gibi Akrep Burcu ha. Yok. Akrep olmuyor. 20 Kasım hangi burç oluyor? Pardon. Tabi. Bakalım. Hangi burçmuş? 20 Kasım hangi burç? Akrep Burcu. <laughs> Duşan Tadiş de benim gibi Akrep Burcu. Akrep Burcu'nun özelliklerini okuyorum ha. Akrep Burcu insanları tutkulu, kararlı ve kuvvetli kişilikleriyle tanınır. Duşan Tadiç, Ahmet Konanç. <laughs> Derin duyguları ve güçlü sezgileri vardır. Sezgime güveniyorum abi. İyi sezgilerim vardır. Gizemli ve çekici bir doğaları bulunur. Gizemliyim, çekiciyim. <laughs> Başkalarının motivasyon ve niyetlerini çözmekte iyi olabilirler demiş. Tadiçi şimdi kendime daha bir yakın hissettim ya. Dur da şunu da söyleyeceğim dur. Akrep burcu en çok neyi sever? Akrep burcu sevdikleri arasında başarı en üstlerde yer alır. Akrep burcu başarmayı çok sever. Biz başarıların kölesiyiz abi. Başarmaya bayılıyorum abi. Akrep burcu kimden hoşlanır? Kendisine güven verenlerden. Akrep burcu neyi sevmez? Ukala ve kendini beğenmiş insanları sevmez. Ben az önce ne konuşuyordum? <laughs> Az önce ne konuşuyorduk? Kime eleştiriyorduk? <laughs> Lan burçlara bazen inanmıyorum. Bazen de diyorum ki ya abi beni, beni çok anlatıyor diyorum ya. Tamam mı? <laughs> akrep Burcu en çok neye sinirlenir? Ya benim için değil. Tadiç için dinleyeyim. Ben kimim yani? Tadiç de Akrep Burcuymuş. İhanete. ihaneti hiç sevmezlermiş Akrep Burcu. Vallahi ben ihanete, ben hiçbir ihaneti unutmam. Bazen diyorlar ya unutmak seni mutlu yapar diye. Ben unutamıyorum abi. Ben unutamıyorum. İçinde yaşatıyorum. Son bir şey. Eee Akrep, Bur <laughs> Akrep burcu Akrep burcunun en sevdiği renkler nelerdir? Lacivert. Siyah koyu kırmızı bordo. Biz oradan laciverti seçtik galiba ya. <laughs> Aa bak koltuğum da lacivert. <laughs> Dökülüyordu Windex'i. Kaplattım biliyorsunuz. <laughs> Sevgili Duşan Tadiç. Nice yıllara. Umarım 35. yaş gününün devamını şampiyonluk ve kupalarla kutlarsın. Sırbistan milli takımı formasıyla şu ana kadar 104 tane maça çıkan Dušan Tadić İki maçta daha forma giymesi durumunda 106 milli maça ulaşıp Sırbistan milli takımı tarihinin en çok forma giyen oyuncusu olacak. İşte böyle bir lider var Fenerbahçede. İşte böyle bir lider var. Hadi bakalım, kolay gelsin bir acayip zor yarış. Bana ne aman ben anlamam pek hesaplı ince iş. Oo, Ahmet Çakar ne demiş? A milli takım sportif anlamda hainlerin elinde maç 2-2 A milli takım 3-2 öne geçiyor. Hamit top sevinmiyor. Montella'nın yarısı kadar bile Türk değilsin Hamit. Oo, bunları söylemiş mi ya? O. Çok sert. Bu kadarını da söylememek lazım ya. Ben katılmıyorum buna. Ya bu hani neyse. Bu biraz ağır olmuş. Hadi bakalım kolay gelsin. Bir acayip. Ya size teşekkür ediyorum ya. Şu anda önümde bir televizyon kanalının YouTube yayını var. Orada spor programı var. Aynı anda birkaç yerde daha spor programı var televizyonlarda. Onların YouTube yayınından daha fazla kişi şu anda burada. Karşımda televizyonlar olmasına rağmen. İyi ki varsınız. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Beni bu yolda yalnız bırakmadığınız için öyle mutluyum ki. Ben nasıl size günde iki tane canlı yayın açıp ve hepsine de gerçekten hakkını verecek şekilde çok iyi çalışıp karşınıza çıkmayayım. Sizler bunu fazlasıyla hak ediyorsunuz. Ama ben sizleri, bu muhteşem desteğinizi dünyanın dört bir tarafından izliyorsunuz beni. Ben sizleri gerçekten hak ediyor muyum? Onun vallahi billahi ezikliği içindeyim ya. Bazen diyorum ki bu kadar sevgiye mazhar olmak, izlenmek, çünkü burada bir emek var, bunun bir maddi karşılığı da oluyor tabii ki, ee, onu da görmek, onunla da motive olmak, bunun sağladığı, bağışlarınızın sağladığı özgür gazeteciliği yapabilmek. Hani ben bunları hak ediyor muyum diye bazen kendi kendime düşünüyorum ya. Eyvallah. Cihat Eray. selamünaleyküm, Aleyküm. Aleyküm selam diyelim Cihat kardeşimize de. Eyvallah. Serdar Çetin. Defineye Malik. Kadıköy Boğası. ÖA. Renovatio, Erman Erman, Salefilios, Vakfe. O da bugün VIP türbünden bize geldi. Ee, Serhat Eroğlu, Tolga Mezereli, Musa Ay, Yasin 1907, Eldar, Yusuf Oruç, İnadına Bekar, <laughs> Necmettin Uysal, Cihat Ateşoğlu, Ahmetçim, Şimanski'nin formu neden düştü demiş, gözden kaçmış. Ee, takımdaki ana oyuncuların eksikliğine biraz bağlıyorum. Ama yine de oyunda pres gücü çok yüksek bir oyuncu tam kadroda herkesin oyunu yine yükselecektir. Edin o da bugün ondan bahsetti. Yani birileri eksik olunca hepimizin performansı düşüyor dedi. Kadir Şahin, Bünyamin Şimşek, Aslı Fener Şener, Zafer, Bindok, e, Zafer Kavasoğlu, Murat Tezgören, Java Script, Cenk Köstem. Eyvallah sevgili Cenk Köstem. Saygılar sunuyorum. Fatih Can Polat, Cengiz Saygıdar, Sinan Topkaya, Ferhat Saçu, Enes Topuz. Mehmet Manap, Gültekin Karadeniz hoş geldin. Burak Reis sen de hoş geldin. Saygılar sunuyorum. Tekrar görüşmek üzere. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. Şu kulüpler yasası var ya. Uzun süredir, e, uzun süre üzerinde tartışıldı, edildi. Şimdi onunla birlikte tam olarak çıkmasıyla birlikte e, kulüplerin, özellikle başkanların transferlerde büyük sorumluluğu olacak. Yani mali konular falan, yani hapse kadar falan gittiği yönleri var deniliyor. E, kulüpler Yasası Türk futbolunda önemli sorumluluklar getireceği için yönetimlere ve başkanlara bakalım Türk futbolunda. Neler değişecek? Evren Yeni Ömür. Teşekkür ederim. Servet Çoban. Aa bitti mi yala. Yeni geldim demiş. Baştan izlersin Servet. Enes İnan. Renovatio. Vakfe. <laughs> YSRC'ni 55. Samsun'a selamlar. Emel Alkaç. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Eyvallah. Herkes like etsin. Hoşçakalın.